Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargo açacağız. Kargo da böyle bir şey. Burada çıkartma var. Burada mini defter ve çıkartmalar diyor. 3 muhteşem öykü birden. Evet. Bir şey, burada kurabiye diyor. Acaba kurabiye verirler mi? Şurada kürtülü kurabiye. Top dolu bulmacalar, boyamalar ve daha fazlası. Açalım. Bir tane de yanıma şöyle kalem çıktı. Uçlu galiba. Bebek doğuran kalem mi? Aa evet. Şuradan çıkıyor, doğuruyor. Bunun Barbie'si vardı. Dedim ya ama. Tamam, girdi. Sarıyor. Şimdi açalım. Ve de unicornumuzla birlikte. Alo. Kuyruğuna bakın. Şaka yapıyorum. Git. Sen bir tane açalım. Evet. Açamıyorum. Şurada çok tatlı elim kitleyim var. Şurada çok tatlı var. Açamaz. Evet. Azıcık şey o kadar açtım. Tamamdır. Minnet bir dergi. Gazete gibi. Aa, burada bir şey var bunun arkasında. Bu ne? Sayfaları buraya yapıştır. Nasıl yapılır? Tırtıklardan kes, çıkar kağıtları kes ve defterin içine yapıştır. Hello Kitty mini defterin hazır. Hello Kitty. Tamam, bunun şeyi nerede yani? O şey diyor, sen nerede? İç sayfalar. Yok. Arkadaşlar çok tatlı. Bir şey gördüm de, bir tane fotoğraf gördüm Hemet'in. Onu göstereceğim. Herhalde ön fişeği. Bir tane de boyama gördüm. Şöyle aslında böyle, aslında böyle. Hayır böyle. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar en sevdiğiniz Hello Kitty hangisi? Kitap okuyan mı? Hello Kitty'nin babası mı? Elma mı? Turta yapan mı? Yoksa oturan mı? Düşünen mi bu? Aman boş verin işte. Bravo. Neyse. Şurada bir şey var yani. Aa, bu buradaymış. Ben diyorum diğer sayfalardan daha uzun bu sayfa. Şurada yapıştır diyor. Şuradaki tırtıklı yerlerden keseceğiz herhalde. Bakın. Hello Kitty. Evet tamam, başlayacağım Hello Kitty'ne. Neyse. Çok tatlı. Ay sen kız boş ver. Neyse. Şimdi ne yapalım? Buraya bakalım. Burada çok tatlı gösteriyor. Şöyle. Abi bak bak. Çok tatlı görseller var. Cidden çok tatlı yiyeceğim. Burada böyle öyküsü falan yazıyor. Şurada da şöyle boyama var. Bak şimdi dokular var. Şu çocuklar çok tatlılaş. Ben onu görmüştüm. Bunu da boyayacağız. Çok tatlı. Burada da bulmaca var. Herhalde. Benim Hello Kitty bulmacalarım. Tabladaki 8 telefon, 7 burger, 6 kalem, 5 zarf, 4 kuş ve 4 kalp burgerini kalk daire içerisine al. Bir şey mi sanırım olayım. Hello Kitty'nin okul otobüsü labirentinden geçerek okula ulaşmasına yardım et. Bu diziyi takip etmelisin. Evet, böyle. Bu arada bu diziyi takip etmesin de değil, şuradaki dizi. Dizi kesinlikle dizi. Dizi izleyelim birlikte. Adamlara plan çok komikti. Hey, bravo ya. Neyse. Burada ne var? Burada da kedi taksıları. Kes, çıkar, yap, mini dergisi. Bu el işi için bir yetişkinden yardım iste. Tamam, isterim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Arkadaşlar, dur bir. Cumartesi, pazar tatil. Okul programını mı yapacağız? Ay iyi oldu. Benim okul programım şuradaydı. Ama düştü. Dur bir yerde mi? Yerde de yok.
Diğerde de yok. Üstelik böyle siyah beyazlı fotokopiydi. Çok gözükmüyordu hiç. Çok gözükmüyordu. Herhalde şey yapacağız. Ha, bir de yapılacaklar listesi. Ha. Yaşasın hafta sonu gel. Şurada haftalık programım yazıyor. Yani ne yapacağım? Böyle uyuyacağım. Şurada da yeşil yerde de yaşasın hafta sonu geldi diyor. Vallahi yaşasın cidden hafta sonu geldi. Yapılacaklar listesi. Hello Kitty. Yani buraya yapılacaklar listesi yazıyor. Burada da minik minik kareler vardı. Herhalde yaptıklarımı böyle tik atıyorum. Tik. Tik. Ve de bu tatlı şekerler. Çok tatlı kartı falan. Şurada da kedi saksı falan diyor. Şunu da göstereyim. Şöyle bir şey. Ben çok yani beğenmedim. Telefonun içine koyacağım çiçeğim yok ki. Bütün çiçeklerimi ben vaza olarak koydum. Okulda düzenli ol. Asmak için ideal. Gerekenler makas. Ne yapacaksın? Haftalık programını dikkatle kesip çıkar. Sonra bir yetişkinden yardım alarak genelde yaptığın aktivitelerin hepsini yaz. Neden? Neden bunu buzdolabının üzerine tutturmuyorsun? Evet, buzdolabında da magnetler var. Magnetlerle tutturabiliyorum. Bu arada çok tatlı. Bakınca hipnoz oluyorsunuz resmen. Çok düzenli bir çiçek programı. Aynen. Çiçek programı ne alaka? Hayatın dop dolu yaşamak için. Hello Kitty. Kurallarının posteri. Gereken makas, ne yapacaksın? Posteri dikkatle kesip çıkar ve arkadaşların ile ailenle birlikte oku. Kolayca bileceğin her yeri aşık. Bu el işi için bir yetişkinden yardım iste. Olmazsa olmaz lafımız. Hello Kitty'den harika ipuçları. Şurada böyle kesme işareti var. En sonunda göstereceğim. Konuşur ve dinleniriz. Bağırmayız. Gezegenimize severiz. Asla pes etmeyiz. Kibar davranırız ve teşekkür ederiz. Birbirimize yardım ederiz. Kucaklaşmayı severiz. Kimi zaman mutlu, kimi zaman da üzgün olabiliriz. Oyun oynarız, sonra ortalığı toplarız. Çok tatlı görsenleri var yiyeceğim. Bakın. Şurada birbirimize yardım ederiz dediğinde çamaşırları birlikte topluyorlar annesiyle herhalde. Evet, ama annesi o değil ki. Bu. En alttaki. Evet. Ha, bunun arkasında böyle pembe bir şey var sanmayın. Pembe bir şey var evet, ama daha açık pembe kalpler var. Ama ters kalpler. Oh yeah. Benim ilk başta gördüğüm, bakın şuradaki kurabiye gösteri çikolatalık şekerlemeleri yap diyor altında. Şuradaki şey, şu an olduğumuz sayfada var, diyor ki Hello Kitty çikolataları marshmallowlar. Herhalde marshmallow demek istiyor. Bakın şöyle Hello Kitty gibi bir görsel. İçinde de böyle herhalde marshmallow var. Resmen içinde mendoz gibi var geliyor bana, çilek falan. Diyor bir. Diyor ki malzemeler 8 kişi için. 8 kişi yapmam ben. Biz ailecek 3 kişiyiz. 6 kişi yaparım. Neyse, ben 8 kişi için yapayım yani. 3, 6, 9. Yok, olmuyor. Neyse. Diğer artan bir tanesini de ben yerim. Bir yetişkinden bu tarifi sana yardım etmesini iste. Tamam. 200 gram bitter çikolata. Tamam, bizim evde zaten bitter çikolata var. Evet, ama kaç gram olduğunu bilmiyorum. Marshmallowlar. Bizim şurada Bim var, alırım. Bim şey yapıyorum. Yani reklamı. Hatta A101 file. Şok. Carrefour sat. Evet. Neyse. Marshmallowlar, 8 küçük Hello Kitty. Ben 10 küçük Hello Kitty. Tamam, 8 küçük Hello Kitty. Kalıbı veya kendi şekillerini yap. Kalıp lazımmış Hello Kitty'li. Benim Hello Kitty'li kalıbım yok. Başka şekilde yaparım. Benim Lali kalıbım var.
kurabiye adam mı var başka? Ama boş ver. Belki normal top yaparım elimle. Şöyle. Mesela. İpucum. Marshmallow yerine kuru meyve ya da yumuşak şekerleme de kullanabilirsin. Marshmallow o zaman. Marshmallow da istiyor canım. Evet. Hello Kitty masal diyarında. Hello Kitty Mimi ormanlarında çilek ve mantar aramak için dolaşıyorlar. Bak ne güzel bir kulübe keşfettiler. Acaba burada kim yaşıyor? Bir sepet sarı elma taşıyan kırmızı başlıklı kız görebiliyor musun? 5 Hello Kitty cadısı nerede? Cadısı var. Neredeler? Yeşil şapka takan 3 mimi var. Doğru mu yanlış mı? Bunun gibi birkaç tane mantar var mı? Bu küçük resimlerin hepsini büyük resimde bulabilir misin? Bakın şöyle. Burada. Aa ben bir tanesini buldum bile bakın. Şurada da var. Şurada da var. Şöyle bir sürü Hello Kitty var sonunda. Burada Hello Kitty'leri bulmak istiyor. Burada da kırmızı başlıklı kız Hello Kitty var. Burada da cadı. Burada da mimi. Burada da mantar. Burada da böyle resimler var. Bunları burada bulmam gerekiyor. Evet, çok uzanmış ama ben bunu çizmeye kıyamam ki. Kıyamam, o yüzden yapmayacağım. Aa, bu yeni çiz. Kalemliklerin her birinin altında yazan sayı kadar kalemleri boya. Bakın şimdi bunu boyayacağız. Bunu da okudum mu anlamadım yani. Kitap. Bisiklet, okul, kurşun, kalem, defter, ev, okul, silgi, asla sigara diyordum. Okul çantası, okul, yapıştırıcı, okul. Bir tane okul var be. Hatta 3 tane, 4 tane. Etiketlere bak ve yalnızca üstünde okul olanları boya. Kalemliklerin her birinin altında yazan sayı kadar kalemleri boya. Ha mesela burada 4 yazıyor. Burada 4 tane kalem boyayacağım. Burada 2 yazıyor, 2 tane kalem boyayacağım. Burada 3 yazıyor, 3 tane kalem boyayacağım. Burada 5 yazıyor, burada 5 tane kalem boyayacağım. Burada 6 yazıyor, 6 tane. Anladın işte. 6 tane kalem boyayacağım. Aa, uğur böcekleri. Bah çıvanın arkadaşlar bak. Ne kadar büyük. Tamam bu Hello Kitty'li olduğu için çakayım. Aaa şurada küçük bir test. Uğur böceği uçan bir böcek mi? Evet. Hayır, hareket etmek için zıplar. Evet ama uzağa uçamaz ve denk geldiği her çiçekte dinlenmek zorundadır. Evet, çok uzaklıklara ve çok hızlı uçabilirler. Bence şuradaki sarı yani en son. Sarı, turuncu, beyaz. Siz hangisi diyorsunuz? Yani A mı, B mi, C mi? Ben C diyorum. Küçük bir bulmaca. Daire içindeki eşleşen uğur böceklerini bul. Mesela şurada kırmızı. Şurada sarı. Şurada turuncu. Bunları biliyorum. Biliyor musun? Uğur böcekleri ayaklarıyla koku alır. Aa, bunu sadece kelebek de biliyordum. Bir de arıyı da biliyordum. Bilmemiştim. Hello Kitty bulmacaları. Spor giysileri içindeki Hello Kitty'ye bak. Her birini doğru aksesuarlarla eşleştir. Burada da yapılmış hali veriyor. Tamam buraya bakmayın sakın. Aa bakmayın. Tamam cadı gibi oldu. Mesela şurada tenis oynayan Hello Kitty var. Çok tatlı bir kombini var. Bunu tenis topuyla şey yapacağız. Tenis topu nerede göremiyorum böyle. Ha şurada toplar yazıyor. Tenis topu. Burada da koşu yapan diyor. Koşu yapması için ona bir tane kulaklık veriyorum. Koşu yaparken yani dinler. Şurada da böyle futbol oynayan. Futbol. Burada da basketbol. Burada da basketbol diyorum. Burada da böyle bir şey. Bunu da şöyle şuna veriyorum. Çünkü bu böyle ayakları böyle. Tam tabii ki de size ayağını göstermeyeceğim. İğrenç. Burada da böyle kayak yapıyor. Onun için bir tane kayak şey yapacağım. Aa dur burayı okumadık. Hello Kitty
Kitty bize bir mesaj yollamış. Bulmak için gizli kodu kullan. Bakın gizli kod bulmuş. Harflerin yanında da bunlar yazıyor. Bakalım neymiş. Gül D, D ile başlıyor. Şöyle yazalım. D. Bir tane kurdele var. Kurdele neymiş? D, A. Bir tane de valiz gibi çanta varmış. Nerede? Ne? Dan, dana. Dana mı çıkacak Allah aşkına? Ne çıkacak? Bir tane de böyle müzik işareti. I, dan, mı. Bir tane de elma. Dan, mı, e. Herhalde İngilizce bir şey çıkacak. Dan, mı, e. Bir tane de kalp. Dan, mı, el. Daniel herhalde buradaki bir yani karakter bilmiyorum. Yanıtlar neymiş? Bir C. Ha. Burada bir çizgi çizerek çiftleri eşleştir. Bir C, iki D, üç A, dört B görmedim diye ters çevirmiş. Çok işe yaradı sanki. Ben tersten de okuyabiliyorum. Mesela. He, mesela bebek için. Mesela şu C'ymiş. Şunu da birle eşleştirelim. Eşleştirelim. B4. 3A. 1C. 2D. Yani bebek işi. Buna da bakmam gerek yok herhalde. Bakmam gerek yok. Şimdi diğer tarafa geçelim. Kostüm partisi. Kostüm partisinde çok güzel görseller var. Yanında böyle yıldız yıldız görseller var. Bakın şöyle bir şey. Çok tatlı görselleri var. Aa, yanımı kesti de şu. Çok kötü bir isim. Arkadaşlar bir şey var. Çok güzel kokuyor kitap. Yaprak koleksiyonu. Gerekenden. Yürüyüş yaparken yerden topladığın ilk bahar yaprakları. Arkadaşlar görsellerden anladım. Ya da şu minnaklarla birbirine bakar mısın? Şuna bakın. Burada bir tane böyle çocuk koyuyor, sonra da onları sonra da galiba yaprakları boyuyor, sonra da koyuyor, sonra da böyle bir şekilde çıkıyor. Sonra da bunu hediye paketi yapıyor. Bir şey anlamadım. Boya ve çiz. Hareketinde futbol topunu çizmek için noktalı çizgilerin üzerinden çiz. İstediğin renkleri kullanarak onu güzelce boya. Hello. Böyle bir şey. Hello. Renk anahtarını kullanarak Hello Kitty arkadaşlarını boya. Mesela şurada eşittir yazıyor. Altta da eşittir'in yerinde şöyle yeşil var. Pardon. Turuncu var. Bakın şöyle bir şey. Ay. Masam. Masam kirlendi. Azıcık elime böyle yaptım, boyadım. Daha da kirlendi. Bir şey olmaz. Elime kas koydum. Hiçbir şey olmaz. Ya da öyle daha belli oluyor. Evet. Şimdi arkasına geçelim. Hello Kitty alfabesini öğreniyoruz. Hello Kitty alfabeyi okuyor. A, B, C, Ç, E. Bu arada A, B, C, Ç, E değil tabii ki de A, B, Ç, Ç, D. Öyle. Mimi onu durduruyor çünkü bir hata yaptı. Ha sayısı da A, B, C, Ç, E. Ç'den sonra D gelmeliydi. Hello Kitty pes etmez. Öğrenimin yolunda ona hatırlattıklarını, öğrettiklerini hatırlamaya çalışıyor. Anneleri onlara dükkandan bir alfabe posteri aldı. Kızlar onu oturma odasında asmak istediler ama annesi izin vermedi. Onlar da posteri kendi odalarına astı. Hello Kitty gözlerini kapatıp uykuya dalmadan önce posteri tekrar okuyor. Arkadaşlar bu arada size bir ipucu vereyim. Okumadan, yatmadan önce yaptığınız şeyler... Yaptığınız böyle atıyorum çarpım tablosu falan aklınızda oluyormuş. Öyle.
Ertesi gün kahvaltıda Hello Kitty alfabeyi okumaya başladı. Harfleri eksiksiz saydı. Annesi onunla gurur duyuyor. Ayrıca harika bir fikri var. Bu gece oturma odasında haftanın günleri ve matematikle ilgili bir poster atacak. Bitti. Çok güzel bir hikayeydi ya. Ha, evet. Sonuncu sayfa. Yapraklar sonbaharda neden renk değiştirir? Merak etmiyorum. O yüzden okumayacağım. Ama görsellerine bakabilirsiniz. Şurada elindekinin tatlı görseli var şurada da. Evet, çok güzel bir kitaptı. Neyse, şimdi bu tarifi yapmaya gidiyorum. Bay bay. Bu arada nereden aldığımı sorarsanız bilmiyorum. Bay bay.